Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda şu üst katta internet çekmem olayı, onun dışında mutfakta, diğer odalarda neden bu internet çekmez? Sorunun kaynağı internet hızı mı, kullandığınız internet mi, modem mi, yoksa internete bağlanmaya çalıştığınız telefon, tablet, bilgisayar, masaüstü vesaire vesaire mi? Şimdi arkadaşlar, bunun temel nedeni yeni nesil modemler. Eski modemleri hatırlayacak olursanız, birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Eski ADSL modemler böyle antenli olurdu ve birinci katta modem olsa da 10. kattan bile internet çekerdi. Hatta 50-100 metre ilerideki adam da Wi-Fi şifresiyle bağlanabilirdi. O kadar menzil alanı genişti. Ama bu yeni modemler, bu yeni tip dikey konulan Titanet modemleri ya da yatay konulan modemler, sizin de modeminiz büyük ihtimal böyledir bu videoya geldiyseniz. Anteni yok arkadaşlar. Bu ne demek? Yani bulunduğunuz sadece kat içinde size interneti çat pat veriyor demek. Yani bu bilinçli olarak bu şekilde tasarlanmış bu modemler. Bunun şimdi nedenlerine ince ince girmeyeceğim arkadaşlar. Bunun gerek ticari nedenleri, gerek örneğin ikinci katta oturan adam interneti üçüncü kattaki adam kullanamasın. O da internet aboneliği alsın, o da bağlatsın. Böyle ticari nedenlerden dolayı da bu modemler antensiz olarak ve çekim gücü düşük yapılıyor. Sadece bulunduğunuz katta çekim sağlayabiliyor odalara yakın. Hatta bulunduğunuz katta mutfakta bile çekmem olayı var. Yani bu modemlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun çözümüne arkadaşlar. Ben nasıl çözdüm? Size şimdi öyle %50, %99 değil de %100 kesin çözümünden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bir sinyal güçlendirici aldım arkadaşlar. Marka modem tavsiyesi yapmayacağım. Ben bunu orta seviye aldım. TP-Link marka. Şimdi sorunum çözüldü arkadaşlar benim. Ben nasıl bir sorun yaşıyordum? Ben şu an 3. kattayım ve internet hızı çok düşüktü. Videoları açmıyordu. İnternet sayfalarını bile zor açıyordu. 2. kattan interneti zor alıyordum. Ama bu sinyal wifi güçlendirici ile bu sorunu çözdüm. Şöyle bir hızına da bakalım arkadaşlar. Şu an bağlı arkadaşlar. Başlat diyorum. Ne kadar bir ikinci kattan ben üçüncü kata hız alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 17 Mbps. Bakın arkadaşlar gayet yüksek bir hız alıyorum. Videoları izlemek için gayet yeterli. 19 Mbps. Normalde 1 Mbps'yi zor alıyordum arkadaşlar. Birden 19'a çıktı. Yani 19 kat internetim hızlandı. Şimdi gelelim fiyatına. Bunun daha uygun olanları da var. Xiaomi'nin 99 100 liraya bir modeli var sanırsam. O da gene aşağı yukarı aynı görevi yapıyordur. Ben bunu 200 liraya aldım ama internetten beklemek istemedim. Xiaomi'nin Wi-Fi güçlendiricisi daha uygun fiyatı. 100 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani size kalmış. 100 liradan başlıyor. Fiyatlar değişiyor. Sonuçta hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı görevi yapacaktır arkadaşlar. Yani modemi değiştirmek çözüm değil arkadaşlar. Ben bunu almadan önce aradım müşteri hizmetlerine. İnternetin böyle böyle çekim alamadığımızı söyledim. Antenli modem alsak düzelir mi dedim ama antenli modemlerle bir uyuşmazlık oluyor sanırsam. Yani bir Türk Telekom'un modemini kullanma zorunluluğu var galiba. O antensiz modelleri. Öyle bir kısıtlamalar var sanırsam. Yani modem değiştirme imkanı pek yok gibi. Ben bu çözümü buldum. 19 kat hızlandı internet. Şimdi bir de şöyle bir şeyden sizlere ben bahsetmek istiyorum. Bunu eğer ki alırsanız aldığınızda
Şimdi bu katın aşağısında modem var. Modeme yakın bir yeri koyarsanız o kadar daha çok interneti dağıtacaktır yani. Daha güzel dağıtacaktır. Örneğin şimdi ben bunu mutfağa koyacağım ve mutfakta bu çekmeyecek arkadaşlar. Size onu da göstereyim. Yani yanlış yere koymayın arkadaşlar. Yanlış yerde çekmez. Evet, bakın şimdi ben bunu mutfağa götüreceğim. Evet arkadaşlar, buzdolabının yanında mutfağa koyuyorum. Ama bu mutfakta çekmeyecek çünkü ben 3. katta mutfaktayım şu anda. 2. katta oturma odasında modem olduğu için çekmeyecek bu internet arkadaşlar. Yani modeme yakın bir yeri koyun ki interneti daha güzel dağıtsın. Bakın arkadaşlar, sinyal gelmedi arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Bakın kırmızı ışık yandı. Yani sinyal alamıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir wifi yükselticiye sahip olursanız bu sorundan kurtulursunuz. Rahatça internete istediğiniz katta, istediğiniz yerde girersiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Hoşça kalın.